Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Günün yorgunluğundayım böyle ama harbiden de yani fark ediyorum ki hiçbir video çekmekten hiçbir zaman üşenmedim böyle hani. Üşenmiyorum. Bak bugün pazartesinin yorgunluğu var böyle ama buna rağmen yani video çekmek hiçbir zaman üşengiçlik olmadı. Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konu üzerine duracağım böyle. Çünkü bana bir yorum gelmişti geçenlerde. Yorum şöyleydi. Arkadaşlar atanmak diyorsunuz. Atanan arkadaşlar ya da atananlar mutlu mu diye bir yorum gelmişti böyle bir. Tabii yorum altında işte olumlu şeyler de vardı, olumsuz şeyler de vardı. Genel baktığında İşte ben de bugün bu yorumu biraz açacağım, bu soruyu biraz açacağım. Gerçekten çalışanlar ya da atananlar mutlu mu, huzurlu mu? Buna değineceğim. Veya yani çalışan ya da atandıktan sonra mutlu olmak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlara kısaca biraz değineceğim böyle. Çünkü yarın öbür gün sizin de ihtiyacınız olacak. Sizin de karşınıza gelecek. Er yarı geç size bir işle meşgul olacaksınız, bir yerlere atanacaksınız ya da bir şeyle muhakkak haşır neşir olacaksınız. Bugün kendimden de yola çıkarak işte ben yerimden mutlu muyum, huzurlu muyum? Bunlara değineceğim. Öncelikle işte hani bir yerden mutlu olmak için önce çalıştığımız kurum çok önemlidir. Çalıştığımızın kurumun işte hani bunların plan, programı, sistematik çok çok önemlidir. Bu insanı harbiden yani mutlu eden etmenlerden bir tanesidir. Ondan sonra örnek veriyorum ki hastanede çalışıyorsunuz veya nerede çalışıyorsunuz fark etmeksizin bulunduğunuz mekanın yani bölgenin o toplumun eğitim düzeyi çok çok önemlidir. Harbiden de eğitim seviyesi ne kadar yüksekse siz yani o insanlarla iletişiminiz daha rahat daha kolay olduğu için ve bizim işimiz insanlarla birebir iletişim olduğu için bu noktada eğitim düzeyi çok çok önemlidir. Eğitim düzeyi yüksek ise yani bunlarla daha az bir münakaşa da birbirinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hem siz onları anlayabiliyorsunuz hem onlar sizi anlayabiliyor. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bize gelen 65 yaş veya eğitim seviyesi düşük olan insanlarla yani harbiden de onların empati duygularının az olduğunu görüyoruz. Böyle eğitim biraz iletişimsizlik oluyor. Olmuyor değil. Çünkü gerçekten eğitim çok çok önemlidir. Israr ediyorlar. Aşırı derecede bir ısrar şeyi var böyle. Hani ama bakıyorsun ki üniversite şeyleri geliyor da akademisyenler geliyor. Bir cümleyle anlatıyorsun bitti. Nokta. Başka yok ama başka hastalarına bir defa anlatıyorsun, iki defa anlatıyorsun, üç defa anlatıyorsun. Ondan sonra ister istemez sen de yani bir yerden sonra sen de yükseliyorsun. Bu da seni huzursuz ettiği yerlerden bir tanesidir. Bir de dedi ki çalıştığımız yerin yani kendi çalışanlarına, kendi personellerine vermiş olduğu değer çok çok önemlidir. Eğer çalıştığınız yer, çalıştığınız kurum size personellerine şey vermiyorsa yani değer vermiyorsa gerçekten orada çok büyük bir sıkıntı var. Yani insan huzursuz oluyor böyle. Bunlara da dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Yani bu çok çok önemlidir. Çalıştığınız yer yarın öbür gün bir yer olur. Bunlara da yani şey yapmamız gerekiyor. Ama en önemli şey nedir biliyor musun? Yani bir yerin şimdi tarihe biraz gireceğim. Tarihte biz ülkelerin işte kuruluşuna, yıkılışına baktığımızda sistemler bozuldu mu? O yıkılmaya yüz tutuyor. Eğer çalıştığınız herhangi bir yer, bu bir İşte yani eğitim camiası olur, bir sağlık camiası olur, farklı farklı hangi yer olursa olsun planı, programı, sistematiği yoksa orada ne sen verimli, yani ne kadar başarılı olursan ol ya da ne kadar başarılı bir yerde olursan ol hiçbir şekilde ne sen orada mutluluk duyarsın, ne zevk alırsın, ne de karşı taraf zevk alabilir. Yani plan, program, sistematik çok çok önemli gerçekten. Planı, programı, sistematiği oturan yerler çok çok iyidir ve hem sen mutlu oluyorsun, verimli oluyorsun. Yani bunlara çok çok önemlidir. Gerçek manada yani baktığımızda şu anda ben 3 yıllık 3. yılıma girecek bir
sağlık personeliyim böyle. Yani baktığımda evet ilk yılım çok güzeldi. 2021'de ben atandım. 2021 çok çok güzeldi. Ama hani giderek gerçek manada hani bir yani yükseğe doğru değil de aşağı doğru bir çizgi var hayatım. Yani ben şahsım adına evet insanlara yardım etmeyi, onlara şey yardımcı olmayı seviyorum ama bir yere kadar. Yani bir yere kadar empati yaparsın. Yani bir noktadan sonra insan şey yapar bile. Bizler de öyleyiz. Ben kendim adıma da yani evet yine mutluyum, yine şey yapayım ama bu çizgi aşağı doğru gidiyor. Ondan dolayı ben daha işte hasta yoğunluğu ya da insanların yoğunluğunun az olduğu bir bölge ve ben işte toprağı, tarımı, çiftçiliği sevdiğim için böyle hani aynı zamanda işte bir elimde toprakta olsun veya toprağa yakın bir yerde olayım tarzına bakış açılarım var ama genel olarak diyebilirim ki çalışan, atanan arkadaşlarımızın %50'sinden bir şey daha yapacağım, böyle bir şey yapacağım. Ne diyorlar ya? Bir araştırma yapacağım o konuda. Bir istatistik en azından bir çıksın diye böyle. Atanan arkadaşlarımızın ben inanıyorum ki %50'sinin üstüne %60'a yakın bir kısmı çalıştığı yerden, çalıştığı şeyden memnun değildir. Harbiden de insanlarla uğraşmak çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı yani. Yani tabii her işte meşgul olmak çok zahmetli, çok emek veren bir şeydir. Ama insanlarla uğraşmak ayrı bir sabır gerektiren, empati duygusu gerektiren bir alandır böyle. Hani hayırlısı olsun inşallah. Yani ama genel baktığımızda yarın öbür gün siz de ya da bir yerde çalıştığınızı anlayacaksınız ki çalıştığınız kurum çok belirleyici olacak. Çalıştığınız kurumun size vermiş olduğu değer. Maddi olanaklar bir yere kadar. Gerçekten yani. Hani diyor ya benim birkaç şeyim lokmam eksik olsun ama huzurum yerinde olsun. Güvenim yerinde olsun. Yani mutlu olayım. Çalıştığım kurumdan mutluyum, huzurluyum, güvenliyim diyebilmek çok çok önemliydi. Bunlar yarın öbür gün mesela şeyleri görüyorum bana yorumlardan geliyor. İşte atandığı yer çok sıkıntı. Atandığı alan çok sıkıntı. O tür sıkıntılar oluyor. İşte hani biz bunları yavaş yavaş minimize etmemiz gerekir. Ona göre işte atandınız, baktınız kurumunuz, çalıştığınız yer şeyse böyle değişiklik yapabilirsiniz hayatınıza ki benim öyle düşüncelerim, öyle projelerim var. Allah'ın izniyle bir gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ha biraz geç olur, biraz erken olur bilmiyorum ama inşallah olur. Yani ben dedim ya toprağı sevdiğim için, toprakla uğraşmayı sevdiğim için böyle hani. Ne çok yoğun ne çok seyrek. Yani bir ilçe ya da küçük bir il benim için çok idealdir. Planlarımı, programlarımı ona göre yapıyorum. İşte ona göre hayatıma alacak kişileri de ona göre belirliyorum böyle. Hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun ama gerçekten giderek kendi çalıştığı kurumdan rahatsız olan kişi sayısı artıyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah sizler de bir gün yani atanırsınız ve çalıştığınız yerden memnun olursunuz böyle. Empati yapmak, empati duygularınızı hiçbir zaman kaybetmemenizi öneriyorum böyle. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah. Nice mutlu ve umutlu yarınları diliyorum inşallah.